Herkese merhaba, Karşılaştırmalı Almanca kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine bir genetif videosuyla karşınızdayız. Bu bizim üçüncü videomuz arkadaşlar. E, Almanca'da genetif üç farklı şekilde yapılır dedik. Bunların e, neler olduğunu da daha önceki videolarımızda söylemiştik. Tekrar edelim. Genetif mit namen, genetif mit nomen, genetif mit prepozisyonun. Arkadaşlar, genetif mitnamın ve genetif mitnomun tek bir videoda anlatmıştık. Bundan önceki videomuzda da genetif mit prepozisyonun e, konusunun e, çok geniş olduğunu, e, oldukça fazla Almanca'da prepozisyonun olduğunu, genetif oluşturan. Bu nedenle e, ikişer üçer, dörder e, prepozisyonları bir araya getirip e, video oluşturmayı, ders yapmayı e, düşündüğümü söylemiştim. E, bu videomuzda arkadaşlar bugün itibariyle aufgrund statt anstatt anstelle innerhalb ve außerhalb e, prepozisyonlarını işleyeceğiz. Afgrund e, prepozisyondan başlayacak olursak arkadaşlar cümleye den dolayı, sebebiyle ve yüzünden anlamı katan bir edattır. Hatırlayacağınız üzere arkadaşlar bu anlamları cümleye katan başka bir prepozisyonumuz vardı. E, wegen Evet iki aynı anlamı cümleye katan iki farklı prepozisyon. Her iki prepozisyonda arkadaşlar genetif oluşturan edatlardır. Bununla ilgili örneklere geçecek olursak arkadaşlar ilk örneğimiz için Aufgrund ihre Magen Probleme ist Egilde in die Schule nicht gegangen. Bu cümlenin Türkçesi Egilde mide problemlerinden dolayı okula gitmedi. Evet cümleyi yapı itibariyle inceleyecek olursak arkadaşlar. Magen problemi mide problemleri demektir. E, çoğuldur artikla D'dir. D artikalı e, genetifte der şeklini alır. Ki burada mavi ile renklendirmişiz arkadaşlar. Er olarak i'ye kelimesine e, eklenmiştir. Aufgrund ihrer Magen problemi dediğimde mide problemlerinden dolayı demek istiyorum. Evet arkadaşlar geçelim ikinci örneğimize. Aufgrund minus hohen Alters kann ich nicht mehr so gut hören. Bu cümlenin Türkçesi de arkadaşlar yüksek yaşımdan dolayı artık iyi duyamıyorum. Evet arkadaşlar bu cümleyi de yapı olarak inceleyecek olursak alta kelimesinin artikli das'tır. Bu nedenle arkadaşlar yani aufgrund prepozisyondan dolayı tabi genetif oluşturduğu için e, des şeklini alıyor article. E, Alta kelimesi de s takısını alıyor. Yani aufgrund hohen alters demek arkadaşlar. Yüksek yaşımdan dolayı demektir. Oradaki hohen kelimesi arkadaşlar yüksek demektir. Yani adyektiftir. Geçelim diğer edatlarımıza. E statt, anstatt, anstelle. Arkadaşlar her üçü de cümleye aynı anlamı katar. Yani bir şeyin yerine anlamı katan edatlardır bunlar. Ee, herhangi birisini kullanmanız e, fark etmez anlamları itibariyle aynı anlamı cümleye katarlar. Arkadaşlar birinci e, örneğimiz bunlar için Anstatt eines Hamburgers können wir einen Salat bestellen. Ne demek arkadaşlar? Hamburgerin yerine bir salata sipariş edebiliriz. Dikkat ederseniz İki şeyden birisini tercih etme durumu söz konusu ve hamburger yerine salatayı tercih ediyorum onu sipariş edelim dedi, e, diyor. Yani burada iki şeyden birisini tercih etme durumu söz konusu olduğunda arkadaşlar bu e, edat preposyon kullanılmaktadır. Burada Anstatt eines Hamburgers dediğimde e, hamburgerin yerine demek istiyorum. Hamburger kelimesinin artikli arkadaşlar der olduğu için ve genetifte des şeklini aldığı için aynıs şeklinde e, kelimenin önüne geliyor. Sadece e, y renklendirmişiz ama aslında s takısı olmalı. Hamburger kelimesinin sonuna da s takısı gelmiş. Evet e, geçelim arkadaşlar. Stadt eines Helms hat er eine Mütze getragen. Ne demek arkadaşlar bu? O kafasına kask yerine bir bere taktı. Dikkat ederseniz kask yerine. Evet e, helm arkadaşlar e, kask demektir ve artikli derdir. E, genetif olan e, stadt prepozisyondan dolayı e, des şeklini almıştır artikli. Ve aynıs şeklinde yazılmıştır. Helm e, kelimesi de es takısını almıştır. Yani burada stat aynı helms bir nedir genitiftir yani Türkçe'ye çevirecek olursak isim tamlamasıdır ya da tamlamadır arkadaşlar ee, ve <laughs> Türkçe'si de kask yerine. Şimdi bazen arkadaşlar maviyle renklendiriyorum hamburger kelimesinde hamburgerin yerine demişiz burada da kask yerine demişiz maviyle renklendirdiğimiz e, in takısı e, birinci cümledeki ikincisinde yok aslında var ama bazen kullanmıyoruz düşüyoruz düşürüyoruz veya Almanca'da Türkçedeki gibi bir isim tamlaması söz konusu değil. Türkçede iki tane isim tamlaması var. Belirtili ve belirtisiz olmak üzere. Belirtili isim tamlaması in ile yapılırken belirtisiz isim tamlaması herhangi bir ek almaz. Birinci ismimiz yani tamlayan. Yani burada o kafasına kaskın yerine bir bere taktı da diyebiliriz. Ama genel itibariyle kask yerine diyoruz Yani bu bir belirtisizim isim tamlaması kafanız karışmasın yani Türkçe'de bazen in var bazen in yok gibisinden Türkçe'de böyle bir ayrım var belirtili ve belirtisiz isim tamlaması diye Almanca'da böyle bir belirti ayrım yok Türkçe'ye çevirdiğimizde Almanca'daki genetif veya tamlama bazen bizde belirtili bazen belirtisiz isim tamlamasına denk geldiği için böyledir arkadaşlar geçelim. Anstelle seines Fatars ist Hasan zur hochzeit gekommen. Ne demek arkadaşlar? Bu düğüne babasının yerine Hasan geldi. Mesela burada babasının yerine bir belirtisi isim tamlaması vardır. Ee, geçelim Fata kelimesine bir cümleyi bir e, yapısı itibariyle inceleyelim. Fata e, artikılı derdir. Des şeklini alır genetifte. Zayn kelimesine eklenmiş. Zaynes ve Fata kelimesinin sonuna es takısı gelmiş Anstelle seines Vaters ist Hasan sur Hochzeit gekommen dediğimde babasının yerine düğüne kim gelmiş? Hasan gelmiş. Geçelim eee yine hal e, prepozisyonuna arkadaşlar. Yine hal prepozisyonu cümleye içinde, içerisinde anlamı katan bir edattır. Ancak burada çok önemli bir husus var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yine hal pre, prepozisyonu mekansal yani räumlich ve zamansal yani zeitlich olmak üzere iki farklı kullanımı vardır. Yani bir cümleye mekan anlamı katabilir bir de zaman anlamı katabilir. Räumlich için yani mekan için örnek örnek cümlemiz Ine halb des gartens gibt es fünf Bäume. Arkadaşlar garten bahçe demektir. ile derdir. E, ine halb prepozisyondan dolayı des şeklini almıştır. Sonuna da es takısı gelmiştir. Ve ine halb des gartens bahçenin içerisinde manasında Kullanılmıştır. Ee, burada e, bilmemiz gereken husus burada e, räumlich yani mekansal olarak kullanılmıştır. Mekanı bildir bildirmiştir. Fakat bu dediğimiz gibi arkadaşlar biraz işin e, zor olan kısmı mesela e, Almanca e, günlük konuşmada kimse inhal des Gartens demez. Im Garten derler yani kolay olan datif şeklini kullanırlar. Bu biraz daha e, Hochdeutsch e, dediğimiz yüksek Almanca ile ilgili bir durumdur. Geçelim arkadaşlar. Röhmlich için bir örnek daha. Inne halb des Kinos, darf man laut nicht reden. Ne diyoruz? Kino e, sinema demektir. Artikli das'tır arkadaşlar. Des Kinos şeklinde e, tamlayan olmuştur. Inne halb des Kinos sinemanın içerisinde demek oluyor. Cümlede. Sinemanın içerisinde yüksek sesle konuşulmaz manasına geliyor. Geçelim arkadaşlar bir de zeitlich yani zamansal e, kullanımı için bir örnek verelim. Inne halb Wochen muss diese Arbeit beendet sein. Ne demek arkadaşlar? Bu iş 3 haftanın içerisinde bitmiş olmalı. Wochen haftalar demektir arkadaşlar. Biz burada 3 hafta demişiz. Almanca'da... E, Çoğul kullanı, haftalar şeklinde kullanılıyor. 3 haftalar. Türkçe'ye çevirdiğimizde 3 hafta oluyor. E, Artıkrı tabi değil oluyor çoğul olduğu için. Ve Ertak'ı der şeklini almıştır. İnehal preposyondan dolayı. İnehal draya vokun e 3 haftanın içerisinde demek oluyor arkadaşlar. Geçelim. Fatma wird innerhalb einer Stunde in Frankfurt ankommen. Bu cümlenin Türkçesi Fatma bir saat içinde Frankfurt'a varacak. Yani arkadaşlar cümleyi yapı itibariyle incelediğimizde Stunde e, saat demektir. E, saat artıklı e, artiklı di'dir ve di artiklı genetiften dolayı der şeklini almıştır. Innerhalb einer Stunde bir saat içinde demek oluyor. Ve dikkat derseniz burada zamansal olarak kullanılmıştır. Geçelim AUSA halbe. AUSA halp, e, ine halpin tam zıt anlamlısıdır arkadaşlar. Cümleye dışında, dışarısında anlamı katan bir edattır. Aynı ine halp gibi mekansal yani roimlich ve zamansal yani zeitlich olmak üzere iki farklı kullanımı vardır. Mekansal kullanımı için e, ilk örneğimiz Wir leben außerhalb der Stadt. Stadt arkadaşlar şehir demektir. Artıklı didir. E, außerhalb preposizyondan dolayı der şeklini almıştır. Außerhalb der Stadt şehrin dışı demek oluyor arkadaşlar. Peki bir tane daha Sie können außerhalb des Gebäudes rauchen. Ee, ne demek bu cümlenin Türkçesi? Binanın dışında sigara içebilirsiniz. Yapı itibariyle genetif incelediğimizde nerede ve nasıl oluyor bu genetif? Geboydu arkadaşlar bina demektir. Das'tır artikli. Das geboydu. Ee, tekil olarak kullanıldığında ve das des şeklini almıştır. Ausa halp des geboydus binanın dışında. Burada küçük bir ayrıntı vermek istiyorum. Almanca'da çoğul e, kelimeler arkadaşlar bazen aynı kalabilir de sadece artikeli değişiyor. Geboydu bina kelimesi de onlardan bir tanesi. Das Geboydu bina demektir. Die Geboydu binalar demektir. Kelimenin kendisi değişmiyor, artikel değişiyor. Peki böyle bir durumda ne olacaktı? Eğer e, binaların dışında demek isteseydik o zaman Geboydu kelimesi hiç değişmeyecekti ama Binalar demek istediğimiz için di olaca e, olurdu artıklı. Di de ise der şeklini alırdı. E, S takısı da almazdı. Yani kısacası şöyle söyleyeyim. Eğer çoğul olarak kullanmış olsaydık şöyle diyecektik. Ausa halp der geboydu deseydik. Binaların dışı demiş olacaktık. Evet e, geçelim arkadaşlar. Bu e, edatımız için bir de zeitlich örnekler verelim. Yani zamansal ee, Almanya'da genel itibariyle bir resmi daireyi aradığınızda ve onun çalışma saatlerinin dışında arıyorsanız işte şeyden e, otomatik olarak e, ko size şöyle söylenir. Sie rufen außerhalb der Öffnungszeiten an. bitte" deyip devam eder cümle. Yani siz çalışma saatlerinin dışında bizi arıyorsunuz. Lütfen deyip devam eder. Cümleyi yapı itibariyle inceleyecek olursak Öfnup arkadaşlar açılış saatleri ya da çalışma saatleri Türkçe'ye çevirecek olursak yani o di oluyor. hal prepozisyondan dolayı der oldu. hal der Öfnup çalışma saatlerinin dışı demek oldu arkadaşlar. Geçiyoruz. hal der Schulzeit arbeitet esra im Supermarkt. Bu cümlenin Türkçe'si Esra okul zamanının dışında markette çalışıyor. Dikkat edelim, site yine artikle didir ve okul zamanı demek oluyor. Der şeklini almıştır. Ausserhalb der Schulzeit okul zamanının dışında anlamında kullanılan bir genetif oldu arkadaşlar. Geçelim. Nereye bakalım anlamış mıyız bölümüne şimdi arkadaşlar. 3 tane cümlemiz var. Trenin gecikmesinden dolayı işe zamanında gelemedim. Burada den dolayı edatını kullanacaksınız. Neydi den dolayı arkadaşlar? Ee, bu şeyde Aufgrund'tu. Bu videomuzda işlediğimiz daha önce bir tane daha e, görmüştük. E, wegen ama burada e, Aufgrund e, prepozisyonu kullanacaksınız. Ama cümlenin tamamına arkadaşlar dikkat edin. Yani gelemedim dediğinde ebilmek e, fiili var. Yani könün fiili, di var, geçmiş zaman. Bu tür şeylerin hepsine dikkat edin çevirirken cümleleri. E, i̇kinci cümlemiz. Arkadaşım bir hafta içerisinde beni iki kez ziyaret etti ve üçüncü cümlemiz bugün kahve yerine çay içmek istiyorum. Yani den dolayı içerisinde yine halp oluyor. Yerine ise e, anstatt, statt veya anstelle prepozisyonlarını kullanarak bu üç cümleyi oluşturacağız arkadaşlar genetifte. Evet, e, biz, e, siz başlayın arkadaşlar, e, videoyu durdurarak üçünü yazın, sonra e, tekrar e, başlatırsınız videoyu. Ben başlıyorum ilk cümleden. E, gecikme e, arkadaşlar feşbetungdur. Zugfeşbetung demek trenin gecikmesi oluyor. E, trenin gecikmesinden dolayı diyeceksen, tabi dikkat ederseniz kelimelerin dizilişi Almanca'da ve Kürt, e, Türkçe'de birbirinden farklı arz ediyor. Den dolayı e, Almanca'da cümlenin başında kullanılıyor. Aufgrund der Verspätung. Feşbetung arkadaşlar artikle di olduğu için e, der şeklini alıyor. Yani ben trenin gecikmesinden dolayı İfadesini ifadesini Almanca'da bu şekilde kuruyorum. Aufgrund der Zugverspätung konnte ich pünktlich zur Arbeit nicht kommen. Evet. Bu birinci cümlemizdi. Eğer bu şekilde yazmışsanız arkadaşlar, bunu anlamışız demektir. Geçelim ikinci cümlemize. Ee, arkadaşım bir hafta içerisinde beni iki kez ziyaret etti. Mein Freund arkadaşım oldu. Hat mich innerhalb eine Woche zweimal besucht. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Woche artikli didir. Bu nedenle ayna Woche oldu. İçerisinde e, kelime anlamını da innerhalb e, prepositörüyle katınca İne alp ayna vohu bir hafta içerisinde demiş olduk. Cümlenin geriye kalan kısmını da görüyorsunuz ekranda arkadaşlar. Burada da üçüncü cümlemiz bugün kahve yerine çay içmek istiyorum. Yerine kelimesini bu üç belirttiğimiz üç edatla yapacaktık. Ben bunlardan anstatt e, e, prepozisyonunu seçtim. Ich möchte heute anstatt des Kaffees den Tee ...trinken. Arkadaşlar... ...kafe artikli derdir. Der artikli des şeklini... ...alıyordu. Ve burada des olmuş. Bir de... ...kelimenin sonuna es takısı gelmiş. Yani anstatt des kafes... ...dediğimizde kahvenin... ...yerine demek istiyorum. Bu şekilde genetif oluşturuyorum. Tamlama oluşturuyorum. Gerisi den te trinken... ...çay içmek istiyorum... Evet arkadaşlar bu videomuzda da ne yaptık? Genetif oluşturan aslında 3 ama 5 tane preposiyonu görmüş olduk. Bunlardan 3 tanesi aynı anlama gelen preposiyonlardı. Umarım sizin için faydalı olmuştur arkadaşlar. Ben bundan önceki videoda bir de bunlarla ilgili bazı e, istisnalar var. Yani datif olarak kullanıldığı yerler var, artikelsiz kullanıldığı yerler var. Her videoda ayrı ayrı bunu anlatmak istemedim. E, uzun olmasın e, diye. Ama e, o istisnaları da görmek isterseniz o istisnalar bütün prepozisyonlar için geçerli. E, pre, genetif genitif mit prepozisyonun ilk videosunda diyebilirsiniz arkadaşlar zaten videonun sonunda birazdan konuyla ilgili videolar kısmında bu konuyla ilgili oynatma listemizi linkini görebilirsiniz oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar kanalımıza abone olmanızı özellikle rica ediyoruz gerçekten abone sayılarımızın artmasını istiyoruz daha çok kişiye ulaşabilmek için ve yani izlerken gerçekten bir beğeni tuşuna basmanızı arzu ediyoruz ki e, videomuz biraz daha e, önerilen kısa videolar arasına kat e, girsin, daha çok kişiye ulaşabilsin. Tabi e, yorum yazarsanız bunun için ayrıca mutlu oluruz. E, Koruyla ile ilgili biraz önce bahsetmiş olduğum diğer videolarımız kısmı e, görmüş olduğunuz gibi onunla ilgili bir e, oynatma listesi. Burada bütün videoları bir arada görebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda yeni bir konuyla yeniden karşınızda oluncaya kadar kalın sağlıcakla, hoşçakalın.